Bugün son dönemlerin popüler mobil uygulamalarından olan Covid döneminde özellikle bir patlama yaşayan ve artık her yerde reklamlarını ve moto kuryelerini çok daha sık gördüğümüz Getir'in hikayesine bakıyoruz. Getir 2015 yılında Nazım Salur tarafından kuruluyor. Nazım Salur 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden işletme bölümünden mezun olmuş. Benim internetten edindiğim bilgiler doğrultusunda da bir dönem mobilya sektöründe çeşitli şirketlerin kuruculuğunu üstlenmiş. Fakat biz Nazım Salur'u aslında Getir'den daha önce bir yerden tanıyoruz. O da bir taksi uygulaması. Nazım Salur bir taksinin de kurucusu. Bir gün bir taksi uygulamasında ekrana haritaya bakarken aklına şöyle bir şey geliyor. Kendi kendine diyor ki biz bir taksiyle yaklaşık 3 dakikada bir kişiye bir taksi ulaştırabiliyoruz. Peki madem bu İstanbul haritasına bu kadar hakimiz, bu kadar genişletebildiğimiz bir ağımız var ve hızlı hareket ediyoruz. Bu teknolojimizi, bu altyapımızı neden başka bir uygulama için, neden başka bir girişim için daha kullanmayalım? İşte bu doğrultuda akıllarına gelen fikir de yaklaşık belirlenmiş 200-300 tane ürünü çok kısa bir süre içerisinde 10 dakika gibi bir süre içerisinde müşterilere teslim edebilecekleri bir uygulama geliştirip böyle bir girişim başlatmak. Başlangıçta yaklaşık 300 üründe başlıyorlar. Daha sonra ürün sayıları 1200'e kadar çıkıyor. Ve söylediğim gibi bu uygulamanın değer önerisi size istediğiniz ürünleri yaklaşık 10 dakika içerisinde teslim etmek. Hepimizin bildiği gibi Getir'den daha önce de bu pazarı hedefleyen uygulamalar, internet siteleri vardı. Yani internet üzerinden istediğiniz ürünleri, market ürünlerini, FMCG sektörü ürünlerini, perakende ürünleri yine internet aracılığıyla sipariş edebiliyordunuz. Hatta bu çok uzun yıllardır var olan bir uygulama. Ama Getir bir şey diğer rakiplerinden farklı yapıyor ve teslim süresini vurguluyor her seferinde. Bizim amacımız 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde müşteriye teslimi gerçekleştirmek diyor. Hatta Nazım Salur verdiği röportajlarda şu noktaya vurgu yapıyor. Aslında biz getirle sadece ürün değil, biz zamanı da satıyoruz diyor. Yani düşünün herhangi bir şey almanız gerekti. Bunun için evinizden çıkacaksınız ve dışarıya gidip markete gidip vakit harcayacaksınız. Dolayısıyla gidip bir ürünü marketten 5 liraya almak yerine Getir üzerinden örnek veriyorum, tamamen sayıyı rastgele söylüyorum. 7 liraya alabilirsiniz. O 2 liralık fark sizin hem bu alışverişi daha rahat yapmanızı sağlıyor hem de bundan daha önemlisi önemli şekilde zaman tasarrufu yapmanızı sağlıyor. Yani Getir daha önce pek çok kişinin verdiği hizmeti dijital ortamda veriyor ama değer önerisini çok güzel konumlandırıyor. Getir 2015 yılında kuruldu. Sadece 5 yıllık bir mazisi var ama çok başarılı bir internet girişimi. Tabii 2015 yılında kuruldu ve 2016 yılında da bildiğiniz gibi 15 Temmuz darbe girişimi yaşanmıştı. Bu gibi olayların yatırımcıları çok fazla ürküttüğünü biliyoruz. Getir de o dönem çeşitli yatırımcılarla görüşüyormuş fakat bu sürecin ardından o yatırımcılarla ilişkileri askıya alınmış. Ayrıca Nazım Salur diyor ki biz o dönem 3-4 katlık bir büyüme hedefliyorduk fakat yıl sonunda 2.6 kat büyüyebildik. Aslına bakarsanız böyle karışık bir ortama göre o dönem yakaladıkları 2.6 katlık büyüme de yine çok değerli bir büyüme. Peki Getir nasıl bu kadar hızlı büyüyebildi? Getir'in bu kadar hızlı büyüyebilmesinde değer önerisini söylediğimiz gibi çok güzel ifade etmesinin payı büyük. İşlerini düzgün yapmalarının payı büyük ama bunun yanı sıra franchise modelini uyguluyor olmaları da büyümelerini hızlandırıyor. Bugün getirin internet sitesine girerseniz orada bir form var. Franchise kısmında, bayilik kısmında görebilirsiniz. Bu formda da minimum 400 bin liralık bir tutardan başlıyor form. Yani bu miktar karşılığında siz de bir getir şubesi açmak için başvuruda bulunabiliyorsunuz. Eğer yeterli kriterleri sağlıyorsanız da maddi koşulları ve diğer koşulları siz de bir getir şubesi olabilirsiniz. İşte getirin bu şekilde franchise olan bayilerinde toplam 3000'den fazla çalışanı var. Kendi bünyesinde de getir bünyesinde de 500'den fazla çalışanı bulunmakta. Tabii biz diyoruz hızlı şekilde büyüyor marka bunda franchise olmasının etkisi var diyoruz ama bildiğiniz gibi franchise aslında problemli de bir işletme tipi. Problemden kastım şu, potansiyel anlamda problemleri var. Siz bir marka kimliği yaratıyorsunuz ve o kimlik altında çeşitli kişilere işletme hakkı veriyorsunuz. Ama eğer o işletme hakkı alanlar sizin markanıza uyumlu şekilde süreci yürütmezlerse, yani sizin markanıza yakışmayan işler yaparlarsa bu problem yaratıyor. Peki Getir bu süreci nasıl kontrol ediyor? Getir aslında bir internet şirketi. Her ne kadar sattıkları şeyler perakende ürünleri olsa da arkada ciddi bir internet ve teknoloji altyapısı var. İşte denetimlerinin de önemli bir kısmını yine bu veriler yardımıyla dijital ortamda gerçekleştiriyorlar. Zaman zaman da çeşitli saha ziyaretleriyle fiziksel olarak da denetimler gerçekleştiriyorlar. Nazım Salur'un getirle alakalı röportajlarında vurguladığı birkaç nokta var. Bunlara değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Diyor ki getir çeşitli ürünlerde aslında pazarı büyütücü bir etki yapıyor. Örneğin akşam evinizde oturuyorsunuz. İşte Netflix'i açtığınız bir film izliyorsunuz. Ve saat olmuş 11. Bu saatte dışarı çıkarsanız muhtemelen canınız cips çekti diyelim. Hem filmi yarıda bırakmak istemezsiniz, bölmek istemezsiniz. Hem de o saatte açık yer bulma ihtimaliniz zordur. Ayrıca gecenin 11'inde dışarı çıkmayı da çoğu kişi istemeyecektir muhtemelen. Yani neticede ne olacak? Canınız çekse bile siz o tüketim alışkanlığınızdan vazgeçeceksiniz çok büyük ihtimalle. İşte Nazım Sadır diyor ki getir bunun önüne geçiyor ve siz rahat bir şekilde telefonunuzdan siparişinizi veriyorsunuz ne istediğiniz ürün kapınıza kadar geliyor. Eğer getir olmasaydı veya getir tarzında uygulamalar olmasaydı o tüketim gerçekleştirilmeyecekti. Fakat bu şekilde tüketimi aslında tetikliyor ve bu tarz ürünlerde pazar büyütüyor. Yine vurguladığı bir diğer nokta röportajlarında Getir'in tam bir teknoloji şirketi olduğu, biraz önce de konuştuğumuz gibi her ne kadar perakende ürünlerin satsa da arkada ciddi bir internet altyapısı olduğu, teknolojik altyapı olduğunu sık sık vurguluyor ve şunun altını çiziyor. Bugün mobil cihazların, cep telefonlarının ekranları aslında yeni nesil caddeler. Tüm ticari işletmelerin yer alması gereken caddeler fiziki caddeler değil, Burası, bu dünya diyor. Bu bence de %100 doğru olan bir tespit. Zaten ben de benzeri şeyleri bu zamana kadar anlattığım hikayelerde defalarca vurgulamaya çalıştım. Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi, dünyanın büyük bütün alışveriş caddeleri. Evet buralar çok önemli tüketim için. Fakat bu caddeler yavaş yavaş önemlerini yitirecek ve her şey dijitale taşınıyor olacak. Tabii ki her şey derken burada %100 bir taşınmadan bahsetmiyoruz. İlla ki bunun bir denge noktası olacak. Offline ile online arasında bir denge kurulacak. Ama yakın gelecekte şunu net şekilde söyleyebiliriz ki online'in payı artmaya devam edecek. Pandemi dönemi zaten bize bunu çok net şekilde ispatladı. Muhtemelen bu virüsten kurtulduktan sonra Umarım yakın zamanda gerçekleşir bu. Hiç öyle gözükmese de şu an için. Bu virüsten kurtulduktan sonra insanlar tabii ki dışarıya çıkmaya başladıkça offline alışverişte bir dönem belirli bir patlama tekrar görüyor olacağız muhtemelen. Ama dediğim gibi uzun vadeye baktığımızda online'ın Yükseliş yaşayacağını ve belirli bir süre sonra da bunun bir dengeye kavuşacağını söyleyebiliriz. Şu anda Getir dışında Getir büyük de hizmet veriyor ve Getir büyüğün farkı Getire nazaran içeride çok daha fazla ürün sunulması. Ayrıca ürünlerde market fiyatlarına daha yakın yani Getir'den daha ucuz fiyatlara ürünler bulabiliyorsunuz. Fakat burada şöyle bir farklılık var demiştik Getir'in temel değer önerisi zaman demiştik. Burada teslim süresi 10 dakika olmuyor tabii. Süre biraz daha uzuyor. Ve Getir'in bir diğer hizmeti de Getir Yemek. Biliyorsunuz bu pazarda Türkiye'de lider Yemek Sepeti'ydi. Çok da büyük bir satış gerçekleştirdi ve Türkiye'nin en büyük internet girişimlerinden biriydi Yemek Sepeti. Şimdi Getir de Getir Yemek'le aynı sektörde hizmet veriyor. Hatta Getir'in tipinde de bir uygulama çıkardı Yemek Sepeti. Onlar da Bana bir uygulamasıyla Getir'le aynı sektörde hizmet vermeye başladı. Dolayısıyla hem Getir hem Yemek Sepeti yemek alanında da, perakende ürünleri tüketim alanında da birbirleriyle rekabet halindeler. Tabii ki bu rekabetlerin olması aslında tüketici için işe yarayacak bir durum. Kalitenin artmasını ve fiyatların düşmesini tetikleyebilecek bir faktör bu. Getir yemekteki değer önerisi ise şu. Nazım Salur diyor ki hangi yemek olursa olsun bir yemek aslında ortalama 10 dakikada hazırlanabilir diyor. Restoranlardaki yemekleri kastediyor. Ve bu 10 dakikalık yemeği ben zaten getirde 10 dakikalık bir teslim süresi vaat ediyorum. İkisini birleştirdiğimde getir yemek kapsamında 20 dakikada aslında ben ürünü sıcak bir şekilde, burası çok önemli, sıcak şekilde teslim edebilirim diyor. Yani getir yemeğin değer önerisi de yine hem hızlı teslim etmek hem de yemeği sıcak teslim etmek. Bugün pek çok işletmenin kuryesi diğer yemeklerin de başka siparişlerin de hazırlanmasını bekliyor ve siparişi teslim edene kadar başka yerlere de gidiyor. Dolayısıyla yemek size gelene kadar. Hem geç bir sürede geliyor hem de daha problem olan şey şu ki soğumuş şekilde geliyor diyor. İşte biz Getir yemekle Getir'in kuryelerini kullanarak bu problemi ortadan kaldıracağız diyor. Röportajlarında bu şekilde demeçleri vardı. Fakat Getir'in sitesine baktığımda şu anda Getir yemeğin kendi kuryeleri dışında restoran kuryeleri de teslim yapmaya başlamış. Burada muhtemelen başlangıçta aldıkları kararda bir strateji değişikliğine gittiler ve artık söylediğim gibi Getir'in kendi kuryeleri dışında restoranlarda teslim edebiliyor gözüküyor. Getir özellikle Covid döneminde de hızlı şekilde büyüyen bir marka oldu. Televizyonlarda çok sık görmeye başladık Covid döneminde. Çünkü yaptıkları hizmet aslında tam olarak bu dönemde insanların ihtiyaçlarını karşılayacak problemlerini çözebilecek bir hizmet. Bu durum bize aslında krizlerin özellikle de ekonomik krizlerin fırsata çevrilebileceğini de yani kimi kaybedenlerin yanında kimi kazananları da ortaya koyabileceğine dair çok güzel bir örnek. Tabi getirle alakalı bu noktada yapılan bazı eleştiriler de vardı. Bu teslimatları kuryeler yapıyor ve onlar da insan neticede onların da canı tehlike altında deniliyor. İstanbul Valiliğinin Covid döneminde yapmış olduğu bir kampanya vardı. Yaşlılarımız için gıda kolileri dağıtılıyordu. İşte bu kolilerin dağıtımını da getir kuryeleri gerçekleştirdi. Ayrıca 1,5 milyon TL değerinde 10 bin koliyi de getir kendi bütçesinden karşıladı. Getir'in daha önce 2018 yılında yapmış olduğu bir kampanya vardı. Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Bu çok güzel bir pazarlama modeli bence. Markaların insanların akıllarında kalabilmesi için güzel bir aktivite, güzel bir çalışma. Mobil uygulama üzerinden getir üzerinden kapınıza bir Renault sipariş edebiliyordunuz. Tabi o test sürüşü için sipariş ediyordunuz ve 15 dakika araçla test sürüşü gerçekleştirebiliyordunuz. Hem Renault için hem de Getir için iki marka için de Dediğim gibi tüketicilerin aklında konumlanma noktasında bence çok iyi bir kampanyaydı bu. Nazım Salur'un bu arada röportajlarında girişimciler için de teşvik edici söylemleri var ve diyor ki 300 milyon dolar değerinde bir fon kurmak istiyorum. Türkiye'de girişim ekosisteminde fonların yetersiz olduğunu vurguluyor ve böyle bir oluşumada öncülük etmek istediğini belirtiyor. Bence bu da sektörü bu kadar iyi bilen, bu kadar önemli iki girişime önayak olmuş, başını çekmiş birisi tarafından böyle bir fonun kurulması pek çok kişi için Bence ümit vaat eden bir durum. Videonun içinde de belirttiğim gibi pandemi döneminde pek çok kişinin tüketici alışkanlıkları yeniden şekillendi ve artık daha çok internet üzerinden alışveriş yapmaya başladık. Belki internetten alışveriş yapılıyordu, tipik şeyler alınıyordu ama market alışverişlerini internetten yapma oranı muhtemelen istatistiklere de bakacak bakılacak olursa çok ciddi şekilde artmıştır. İşte bu noktada siz de yorumlara kendi açınızdan bu durumu değerlendirebilirsiniz. Ne kadar fazla internetten alışveriş yapıyordunuz daha önce? Covid döneminde ne kadar yapmaya başladınız? Aldığınız ürünlerin tipinde bir değişiklik olmaya başladı mı? Yani söylediğim gibi önceden belki kıyafet alıyordunuz, kitap alıyordunuz. Bunları zaten alıyordunuz ama gıda ürünlerini internetten almazdım. Fakat bu dönemde almaya başladım. Getiri kullanmaya başladım. Diyor musunuz? Bunlarla alakalı yorumlarınızı da aşağı yazabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Gelecek videoda bir başka markanın hikayesiyle görüşmek üzere.